Değerli izleyenler, evet Aliyev. Aliyev İran'a bir tane daha kroşe attı. Gerçekten açıklamaları zehir zemberek. Gerçi Rusça konuştu ama birazdan dinleyeceksiniz. Ama sözleri çok iğneleyici ve eleştiri ötesiydi. İran devletini bakın iyice dinleyelim. Şunu söylüyor Aliyev. Ermenistan İran'la birlikte işgal altındaki toprakları Avrupa'ya giden eroin uyuşturucu güzergahı olarak kullandı. Zehir zemberek bir açıklama. Şimdi Zengezur koridorunu Paşinyan açıkladı ya, İran bunu kapatmak, manipüle etmek ve o bölgeye ateş çemberini atmak için her şeyi deneyecek. Aliyev de o kısmı daraltmak, İran'ı tamamen dünya üzerinde ifşa etmek ve neden Zengezur'la ilgili inadı var bunu ifşa etmek adına burada bir açıklama yapıyor. İran ne diyecek, İran ne söyleyecek bilmiyorum ama İran'ın açıklamalarının ağırlığına uygun bir açıklama olmuş. Evet, Aliyev'in açıklamalarını bir dinleyelim isterseniz. Установил контроль над 130-километровым участке государственной границы с Ираном, бывшим под контролем Армении на протяжении около 30 лет, и тем самым поставил заслон маршруту наркотрафика из Ирана через Джабраильский район Азербайджана в Армению и далее в Европу. Объем задержанного нами героина на других участках Азербайджана-Иранской границы по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет вырос в два раза. Это говорит о том, что на протяжении около 30 лет Армения в сговоре с Ираном использовала бывшие оккупированные территории Азербайджана для осуществления наркотрафика. Gördüğünüz gibi Aliyev bu açıklamayı Rusça yapıyor. Rusya yanımda mesajı veriyor. Bir taraftan da İran'a diyor ki, bak Rusya ile görüştüm, seninle ilgili istihbaratları aldım ve bunu Rusça okuyarak aslında sana Rusya'da yanımda, Rusya'da beni destekliyor, bana istediğin gibi davranamazsın demek istiyor. Yani burada Aliyev aslında İran'ı Rusya üzerinden vuruyor. Putin bir mektup vererek Paşinyan'a Zengezur koridorunun açıldığını okutuyor. Bir taraftan da Paşinyan'a verdiği mektubu okutuyor. Evet, İran'a bu tonda Rusça konuşan Aliyev de Rusya ile irtibatlı olarak bu mektupla konuşuyor. Paşinyan da Moskova'dan aldığı mektubu burada okuyor. Olay bu. Şimdi bu yol çok önemli. Evet, bu yol çok önemli. Bu yolun özgürlüğe kavuşması, Zengezur koridorunun özgürlüğe kavuşması, Türkiye'nin özellikle bölgede Azerbaycan'la birleşmesi anlamına gelecek. Evet, Türkiye'nin, İran'ın Avrupa'ya bir açılan bir kapısıydı Türkiye. Ama Türkiye dil ucu sınır kapısı, Kapıköy sınır kapısı ve Esenler'e sınır kapısını kapatarak İran'a gereken yanıtları verdi. Gürbulak, evet Gürbulak sınır kapısı, Kapıköy sınır kapısı ve Esenler'e sınır kapısı. Nahçıvan'a açılan kapımız ayrı ama şu var ki İran kendi kaşındı. Gürcistan bir taraftan onları tıkıyor, Türkiye bir taraftan tıkıyor, Ermenistan İran'ı şok ediyor, yani adım üstüne adım geliyor. Gerçekten ne yapacaklarını şaşırdılar. Evet, gördüğünüz gibi İran Dışişleri Bakanı geçen Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüşmüş, kibirli tavrını sürdürmüş, hiçbir zaman geri adım atmayan bir edayla incitici tavırlarını sürdürmüştü. Böyle de olunca tabii ki insan kızmıyor değil. İran'ın bu yaptığı tahrikar tutumlar, İran'ın bu yaptığı bütün bu tecavüz ve mütecavüz işler gerçekten sonunda İran'a geri döndü. Tatbikat yaptı, Azerbaycan'a asılsız suçlamalar yaptı, gerçekten incitici kelimeler kullandı. Yani pot üstüne pot kırdı İran. Ve bunun sonucunda ne oldu? Ermenistan İran'a müthiş bir darbe vurdu. Hiç beklemediği bir darbe vurdu. Evet, Aliyev de İran'ı uyuşturucu ticareti yapmakla suçladı. Yani iki darbe yiyen İran yerinden zor kalkar. Türkiye'de bir taraftan İran'a buradan sınır kapılarını kapattı ve İran'ın o yaptıklarına karşılık sınırına sevkiyatları gerçekleştirdi. Yani İran etme bulma dünyası.
Zengezur'a. Diyor ki Paşinyan, Zengezur'a, evet Zengezur'a otomobiller ve demir yollarıyla Türkiye'ye bağlanacak. Şimdi bu çok önemli. Gerçekten bu yolda özgürlükçü bir yol olup Ermeni çetelerinin müdahale etmediği bir yol olduğu vakit gerçekten işler yoluna girmiş sayılacak. Özellikle Karabağ'daki güvenin ve istikrarın buradaki durumu da etkileyeceği aşikar. Yani Karabağ'da da sınırların ve işgalin sona ermesi gerekiyor. Özellikle Dağlık Karabağ'daki idareciliğin, il idareciliklerinin, kent idareciliklerinin Azerbaycan'a geçmesi gerekiyor. İran çıldırdı. Hatırlayın, İran'ın bel bağladı Rusya. Suriye'de her dediğini yaptırdı Rusya. Suriye'de ittifakçısı Rusya. Karabağ olunca farklı oldu. İran bunun şokunu yaşıyor. İlk şoku nerede yaşadılar? İlk şoku Lavrov'un yanında yaşadılar. İyi hatırlayalım. Zengezur'la ilgili destek alamadılar dedik. Haklı çıktık mı? Haklı çıktık. Gelin Lavrov'un, İran Dışişleri Bakanı Abdullahian'ın şok ettiği anlar. Против того, чтобы наращивать здесь военную активность, против того, чтобы какие-либо учения носили провокационный характер, есть и озабоченности. Bakın, böyle hareketler provokasyon diyor. Rusya İran'ın hareketleri provokasyon diyor. Yani benim çöplüğüm diyor. Rusya da haksız. Rusya'ya hak verdiğim yok. Lavrov hak verdiğim yok. Ermenistan'ı destekleyen İran'ı belki kalbinden destekliyor. Ama Rusya'nın politikasını anlatmak durumunda. İçi acıyarak da olsa açıklayacak. Provokasyon diyor. Gelin bir daha dinleyelim. Мы против того, чтобы наращивать здесь военную активность. Против того, чтобы какие-либо учения носили провокационный характер. Есть и озабоченности, которые высказывает, скажем, тот же Азербайджан в связи с недавними учениями наших иранских друзей, которые были проведены недалеко от границы. Уважаемый господин Лавров, отметил на учения, которые проходят в регионы Кавказа. 6 учений постоянно проводил Азербайджан с различными странами. Это, конечно, мне кажется, это провокационное действие, хотя это... Hayali düşmanlar bulmaya çalıştı İran. O bölgede olmayan düşmanlar icat etmeye çalıştı. Dediklerini sınıflandırmak ve kabul ettirmek, politikasına anlam kazandırmak için iftira ve yalana başvurdu. Bir devletin olmayacağı, evet bir devletin asla bu hale düşmeyeceği bir durumdu. Ama düştüler açıkçası. Evet gerçekten çoka uğradılar. Bakın yalan uydururken nasıl gözü dönüyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Demek istediğimiz Rusya Zengezur'da, evet Rusya Zengezur'da İran'ı yarı yolda bıraktı. İran kırmızı çizgisiydi. Ne oldu kırmızı çizgi? Pembe çizgiye mi döndü İran? Demek ki öyle. Evet Aliyev'in İran'ı uyuşturucu yapmakla, uyuşturucu İran demekle suçladığı görüntüler ve sözlerden sonra İran ne diyecek? İran'a her yönden bir müdahale var. Yani her yönden bir tesir var. İran rahat değil. Rahat da olmayacak. Çünkü İran boyundan büyük işlere ve yanlış işlere başvurdu. Türk dünyası İran'ı iyi test etti. İran ayrımcı ve anarşi istiyor. Evet değerli kardeşlerim, bir dahaki yayında görüşene kadar hoşça kalın. Lütfen bu yayını arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.